Değerli yani izleyenler, CHP, Suriye ve Irak tezkerelerine HDP'nin isteği doğrultusunda hayır oyu verdi. Peki ama bugüne kadar meclise gelen tüm tezkerelere evet oyu veren CHP'nin hayır oyunun arkasında hangi gerekçeler yatıyor? Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet köşesinde bu sorunun cevabını verdi. İşte ayrıntılar. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Yeni bir yürüyüş Başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar bu sözlerle işareti verdi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde tezkerelere hayır oyu verdi. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine gelin buna evet deyin diyorlar. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle kardeşim? Biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız? CHP bugüne kadar Irak ve Suriye tezkerelerinin hepsine evet oy kullanmıştı. Ancak terör destekçisi HDP'yi kaybetmemek için bu kez teklif reddedildi. Muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi, bu tezkere konusunda geçmiş davranışından farklı bir tutumu gündemine alacaktır, Almalıdır. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, CHP'nin hayır oyunun arka planına dikkat çekti. CHP'nin tavrının Sancar'ın çağrısı doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu yönetimi tezkere konusunda sergilediği bu yeni tutumla parti tabanında EDP birlikteliğinden rahatsız olmaya devam eden kesime siz de bu yeni duruma alırsanız iyi olacak mesajını vermiş oluyor. Ölümle sıtma arasında bir tercih yapmaya zorlanıyor bu kesim. O gözle bakınca AK Parti iktidarının devamı, sıtmaysa HDP ile işbirliği yapma zorunluluğu anlamına geliyor. ACET tezkeredeki hayır oyuyla CHP'nin HDP tarafından şartları belirlenen ilk imtihandan geçtiğini belirtti. İlerleyen süreçte HDP'nin CHP ile ortaklık için yeni imtihanlar ekleyebileceğini vurguladı. CHP-HDP birlikteliğinin Güneydoğu'yu HDP'ye terk etmek anlamına geldiğine dikkat çekti. CHP'nin HDP ile ortaklığı bir tür bölgesel paylaşım esası üzerine kurulu. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oy potansiyeli anlamında bir varlık sergileyemeyen, sergileme niyeti de olmayan CHP, bu bölgeleri fiilen EDP'ye bırakmayı kabul etmiş oluyor. Bu da, fiili bir CHP-EDP iktidarında, o bölgedeki iktidar alanının, bütünüyle EDP ve PKK çizgisine terk edilmesi, teslim edilmesi anlamına geliyor. Bir başka deyişle, bölgenin fiilen EDP'lileşmesi, PKK'laşması.